Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTIT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 37. günün ikinci dersine doğrunun analitiğinde eğim konusuna devam ediyoruz ve şimdi de iki noktası bilinen doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. İlk derste eğimi anladık değil mi? Tanjant alfa olduğunu anladık değil mi? İlk dersler hep önemlidir diyoruz zaten. Evet eğim dediğimiz tanjant alfa yine tanjant alfayı kullanacağız. Ama bu sefer iki noktası bilinen doğrunun eğiminden bahsedeceğiz. Kitabımızda da sayfa numarası 211 ile 212'nin sol tarafını çözeceğiz sizinle birlikte. Yani toplamda bir buçuk sayfa işleyeceğiz. O zaman hadi bakalım derse başlayalım. Şimdi iki noktası bilinen doğrunun eğimi. Doğru eğimi deyince aklımıza tanjant alfa geliyor. Hop şuradaki açının doğrunun tanjantı. x ekseni yaptığı açın tanjant. Tanjant bulunurken de bize ne lazım? Hocam bize dik üçgen lazım. Dik üçgeni oluşturalım o zaman burada. Hemen şöyle bir dik üçgen oluşturalım. A noktası burada. A noktasının eksenlerdeki yerini gösterdim. B noktası burada. B noktasının da eksenlerdeki yerini şöyle gösterdim. Bunları gösterdikten sonra hemen şuranın x1 y1 olduğunu, buranın y2, buranın da x2 olduğunu göstereyim. E bana dik üçgen lazım ya. Dik üçgen oluşturabilecek bir yerim var mı? Var tabii ki. Bak şurada bir dik yamuk var. Dik dörtgenle dik üçgen oluşturalım şurada. Hop oluşturduk. E dik üçgen nerede şimdi? Burada. Ama bana tanjant alfa lazım. E tanjant alfaya şu şekilde ulaşabilirim. Alfa'ysa eşitten dolayı burası da alfa. Çünkü burada şunlar birbirine paralel. E burada da tanjant alfaya bakacağım. Bana bu kenar lazım. Bu kenar lazım. E burası buraya eşit, burası da buraya eşit. O zaman buradaki uzunluk nedir? X2 x1 yazdım buraya. Şuradaki uzunluk nedir? Y2 y1 yazdım buraya. Şimdi eğim dediğim ne yapıyor o zaman? Hocam eğim dediğim şey tanjant alfa karşı bölü komşu. Y2 y1 yani karşısı Y2 y1 bölü komşusu da X2 x1 yapıyor. İşte iki noktası bilinen doğrunun eğimi yler farkı bölü xler farkı şeklinde çıktı. Yalnız burada bir uyarıda bulayım ara. Şuraya A noktası A virgül B diyelim. B noktası da C virgül D diyelim. Şimdi burada bir doğru olsun. Bu bir doğru üstünde bir iki nokta olsun. Burada bunun eğimini bulurken hocam Y'ler farkı D eksi B bölü. X'ler farkı ne diyeceğiz? Eğim dediğim şey D eksi B bölü C eksi A da olur. Aynı şekilde nereden başladım ama Y'ler farkına başlarken bak dikkat et buradan başladım. Baş, buradan başladıysam Y'ler farkı dedikten sonra X'ler farkına da buradan başlamalıyım. C bölü, C eksi A şeklinde. E, tam tersini de söyleyebiliriz aslında. Bu sefer buradan da başlayabiliriz. Eğim dediğim şey aslında nedir? Y'ler farkı. B eksi D bölü. X'ler farkı. Bak buradan başladım. O zaman X'ler farkı derken de A diyeceğim. A eksi C diyeceğim. Şuna bakacak olursan. Hocam D eksi B bölü C eksi A. B eksi D bölü A eksi C. Yani eksi parantezin aldığın zaman D eksi B yapıyor. Eksi parantezin aldığın zaman C eksi A yapıyor. Buradaki eksiler de gidiyor. Birbirine eşitlik geliyor zaten. Önemli olan nereden başladı? Nereden başladıysan Y'ler farkını aldıysan o zaman nereden başladıysan X'ler farkını da oradan başladı başlayacaksın. Bunu da unutma dostum. Tamam. Evet iki noktası bilinen doğru eğimi. Y'ler farkı bölü. X'ler farkı. Geldik örneğe. Analitik düzlemde A ve B noktalarından geçen doğrunun X ekseninde pozitif yönde yaptığı açı 135 dereceymiş. Şimdi X ekseninde yaptığı açı 135 dereceyse bu açının tanjantı bize eğimi vermez mi? Verir. Eğim dediğim tanjant 135 yapar. 180'e tamamlayan açısı 45 derece. 180'e tamamlamada eksi oluyordu. Eksi tanjant 45 olmak zorunda burası. E tanjant 45 nedir? Hemen 45-45 45 90 üçgen çizdiğinde 1 1 ise kök ki tanjant 45'te ne yapıyor? Ee, karşısı bölü komşusu 1 bölü 1'den 1 yapıyor ama önünde de eksi var eksi 1 yap. E bu nedir aynı zamanda? Hocam 2 nokta verilmiş ya şu 2 nokta bir doğru üstünde. Hocam y'ler farkı y'ler farkı b'den başladıysam k 2 bölü bir de x'ler farkına bakıyorum. Eksi 4 eksi 1 diyeceğim. O zaman buradan eksi 1 eşittir k 2 bölü eksi 5 yapar. İşler dışlar yapınca 6 eşittir 6 değil pardon şurası 5 yapıyor. Eksi 5 ile 5 yaptı. 5 eşittir k 2'den k'yı da buradan kaç buluruz? 7 olarak buluruz. Zaten bizden k isteniliyor. Cevap 7 çıkar. Geldik örnek 2'ye. Örnek 9'a pardon. Dik koordinat sisteminde çizilen eşkenar üçgen ve düzgün altıgenin çevre uzunlukları birbirine eşit. E şimdi burada düzgün altıgenin dış açısı 60 derece ya. E o zaman burası da 90 olduğuna 30 60 90 üçgen çıkıyor. Ben burada 1, 2 ve kök 3 diye buraları söyleyeyim böyle. Çünkü bana şu düzgün altıgen çevresinden bahsediyor. Bir de k dememe gerek yok. Doğrunun eğimi isteniliyor benden. Doğru Oran eğimi isteniliyorsa k'lı bir değer yazmama gerek yok. Sonuçta oran isteniliyor benden. Oranladığın zaman da k'lar birbirini götürecek zaten. O zaman buraya 2 yazdım. Düzgün altıgenin bir kenarı 2 ise çevresi ne yaptı? Çevresi 12 yaptı. Çevresi 12 olan eşkenar üçgenin bir kenarı da kaç yapıyor o zaman? 4 yapıyor. Şimdi benden bu D doğrusunun eğimi isteniyor. D doğrusunun eğimi bulunurken ne bulacağım? Şunu uzatıp x eksenine pozitif yönde yaptığı açının tanjantı bulunabilir. Ya da hocam dikkat et. Şu köşeden ve bu köşeden geçiyor. O zaman bu köşeden ve bu köşeden geçiyorsa bu köşeleri nok noktalarını bulursam da ben iki noktası belli olan doğrunun eğimini bulabilirim. Soru da köşelerden geçmiş. Yani o verilen bilgiyi kullanmak zorundayım. Ben o verilen bilgiyi de kullanayım burada. E buradaki köşedeki noktayı nasıl bulacağım? Şuradan bir dik çizersem böyle. Hocam 2 2 diye bile böler. Eşkenar üçgende 30 karşı 2 ise 60 karşı 2 kök yapar. 2 birim sağda, 2 kök 3 birim yukarıda. 2'ye 2, 2 kök 3 noktası yapacaktır burası. Şimdi buradaki noktayı bulmak için de şuradan dik çizeceğim. Hocam burası 60 dereceye dış açı. 30 derece oldu. 2 90'ın karşı 2 ise karşı bir burası da kök 3 yaptı. Hocam burası 4 birim solda 4'e kök 3 birim yukarıda kök 3 noktası yaptı. Şimdi eğim dediğim şey y'ler farkı. Y'ler farkı 2 kök 3 eksi kök 3 bölü x'ler farkı da kaç yaptı? 2 e, 2 eksi, eksi 4 yani 2 artı 4 mi yapıyor? Evet 2 eksi, eksi 4'ten 2 artı 4 yapıyor. O zaman kök 3 bölü 6 yapar cevabımız. Evet 2 noktası bilinen doğrunun eğiminden bulduk. Cevapta kök 3 6 çıktı dostlar. E bu soruyu niye niye böyle yaptım? Tanjant alfadan da yapabilirdim. Hani şunu şöyle uzatıp buradaki alfayı şuradan dik çizdiğimde şu dik üçgenin kenarını bularak da yapabilirdim. Hani buradaki alfayı ama o zaman işler zorlaşacaktı. Bak soru kendini belli diyor aslında. Hocam şuradaki nokta var. Buradaki nokta var. İki noktayı bulursam doğrunun eğimi de bulunur. İki noktası bilinen doğrunun eğimi y'ler fark bölü x'ler fark. Şimdi geldik örnek ona. Bu sefer analitik düzlemde abc noktaları verilmiş. Bunlar da doğrusalmış. Hmm. Üç nokta var elimde. Şöyle bir üç nokta var. Ve bunlar da doğrusalmış. A noktası 1'e 2. B noktası eksi 2'ye 3. Ve C noktası da x'e 5 olarak verilmiş. Şimdi ben sana iki farklı şekilde anlatacağım burada olayı. Burada üç noktanın doğrusal olması demek. ABC üçgeni oluşmuyor demek. O zaman ABC'nin alanı eşittir 0 diyebilirsin. Hani noktaları yazıyorduk ya 1'e 2'yi yazıyorduk. Hani şöyle 1'e 2'yi yazıyorduk. Eksi 2'yi 3'e yazıyorduk. X'e 5'e yazıyorduk. 1'e 2'yi bir daha yazıyorduk. Mutlak değerce bir de 1 bölü 2. Çapraz çapraz çapraz. Buradaki çaprazlarda da eksiyle çarpılmışı mutlak değer içerisinde yazıyorduk. Bu eşittir sıfır deyip de sonuca yine ulaşırsın. Ama bunu böyle yapmaktansa daha kolay var tabii ki. Nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. Arkadaş 3 nokta doğrusal verilmiş. O zaman bu 3 nokta doğrusal verilmişse şu iki noktadan ben bu doğrunun eğimini bulabilir miyim? Bulabilirim. Yani bu doğrunun eğimi A ve B'den bulunabilir. Hocam ben bu doğrunun eğimini B ve C'den de bulabilirim. Aynı doğrunun eğimi sonuçta. A eğim AB eşittir eğim BC oldu. Aynı şekilde bu doğrunun eğimini ben nereden bulabilirim? A ve C'den de bulabilirim Olabilirim. Eğim AC diyerek de yani eğim AB eşittir eğim BC eşittir eğim AC diyerek de sonuca ulaşırım. A bana iki tanesi yeterli. Hocam eğim AB eşittir eğim BC. Yani şunu incelesem yeterli olacaktır. O zaman eğim AB'ye bakalım. Eğim AB nedir? Hocam bu iki noktadaki eğim Y'ler farkı bölü yani 3 2 bölü X'ler farkı eksi 2 eksi 1 eşittir eğim BC. Eğim BC'ye bakıyorum şimdi. Burada da buradan başlayayım. Y'ler farkı bölü 5 3 bölü Kaç yapıyor? X eksi eksi 2. Yani x artı 2 yapıyor burası. Şu 1 yaptı. Aşağısı eksi 3 yaptı. Burası 2 yaptı. Burası da x artı 2 yaptı. İşler dişler yapalım. x artı 2 eşittir eksi 6'dan. X'i de böylelikle kaç buluruz? Eksi 8 olarak buluruz. Zaten bizden de x deniyor. Yani cevap böylelikle eksi 8 yaptı dostlar. Evet. Buradan ne sonucuna ulaştık? 3 nokta doğrusal verildiği zaman ikişerli eğimleri birbirine eşit oluyor. Hani ezberlemeyin. Bir kitapta biz sen de benim gibi şekli çiz. Şekli yorumla. Sonrasında zaten bu kalıp kendiliğinden sana geçer geldi örnek bir Bak seviyeyi arttırıyoruz, leveli arttırıyoruz. Dikkat, dik koordinat sisteminde A, B, C, A ve B noktası verilmiş ve P noktası verilmiş. PA artı PB toplamının en küçük değer yapan y değerini bulunuz. Ya burada yorum yapmam lazım ki burada y eksen üzerinde bir nokta var, o zaman analitik düzlemde benim bunu çizmem lazım. Hani özel durumlarda analitik düzlemde çiziyorduk, değil mi? Hemen özel durum olduğu için analitik düzlemi çizip analitik düzlemi yorumlayacağım. Bak şimdi A noktası 3'e 1. Hocam 3'e 1 A noktası. Sonra şurada bir 3'ü düzgün yazayım. 3e 1. B noktası da eksi 4'e 2. B noktası da eksi 4'e 2. Şurası. Eksi 4'e 2 noktası var B noktada. Şunu biraz büyüt şöyle. Tamam. Şimdi bir de ne diyor? Hocam P diyor sıfıra Y diyor. P nerede? Y eksen üzerinde. Burada ya, burada ya da 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 burada bilmiyoruz. Şimdi P öyle bir yerde ki bize diyor ki P A artı Yani sen P'yi burada seçersen P A artı en az değerini bulmaya çalışacaksın. Hocam P burada da olabilir. Şurada da olabilir. P A artı Şurada da olabilir. Bak daha da küçülüyor. Şurada da olabilir. Bak en küçük değeri bu oldu. Yani ben P'yi nerede seçmeliyim? Tam bunu böyle çizdiğim zaman. Bak dikkat. Şu A ile B arasını çizdiğim zaman tam P noktasını ben burada seçersem eğer. Nerede? Tam olarak burada seçersem eğer P noktası sıfıra Y'yi. O zaman burada ne olacak? P A artı P B en küçük değeri alacak. Çünkü yukarıda olsa P A artı P B büyüyor. Üçgen esilinden zaten. Şu ikisinin toplamı bundan büyük oluyor ya. Yani o yüzden üçgen oluşmaması lazım. P'nin B'nin ve A'nın oluşturduğu durumda. Üçgen kesinlikle oluşmaması lazım. Üçgen oluşursa PAB'de hani şunu şöyle çizdiğin zaman üçgen eşitliğinden zaten şu ikisinin toplamı bundan büyük oluyor. Biz en küçüğünü arıyoruz. Üçgen olduğunda hep büyük oluyor şuradaki değerden. O yüzden böyle bu üçü doğrusal olursa eğer ne olacaktır? Üçü doğrusal olduğunda en küçük PA artı PB değeri en küçük değerini alır. E yukarıda doğrusallıkla ilgili durumu inceledik zaten. Ne yapacağız burada? Hocam eğim nereden başlayayım Şuradan BP eğim BP eşittir. Sonra eğim PA değil mi? Eğim PA'ya eşittir. Aynı zamanda eğim BA'ya eşit. BA eşit. Ya, ya şimdi ben eğim PB eşittir eğim PA deyince her ikisinde de Y'yi kullanacağım. E, i̇şlem kalabalığı olmasın. Bir tanesinde Y'yi kullanayım. Yani ben şunu seçeyim. Eğim BP'yi ise seçtiysem eğer P'yi seçtim. P'yi seçmeyeyim bir de eğim seçeyim. Sayıların olduğu şeyde daha kolay işlem yaparız. O yüzden eğim ilk önce BP yazayım. BP nedir? Y'ler farkı. Y'ler farkı. Yani Y eksi 2 bölü X'ler farkına bakıyorum. 0 eksi eksi 4. 0 eksi eksi 4 0 art 4, -4 yapar. Eğim BA ya bakıyorum. Eğim BA'ya bakacak olursam Y'ler farkı. 1 eksi 2 bölü sağdan başladım. 1 eksi A'dan başladım yani. 1 eksi 2 bölü. X'ler farkı da nedir? 3 eksi eksi 4. Yani 3 artı 4 yapar. O zaman y eksi 2 bölü 4 eşittir. Eksi 1 bölü 7 yapar. O zaman işler dişler yapalım. 7y eksi 14 eşittir. Eksi 4 yapar. 7y'yi de buradan kaç buluruz? Eksi değil 14 artı 10 mu buluruz? Evet. Y'yi de buradan ne bulduk o zaman? 10 bölü 7 olarak bulduk. Evet. Burada p artı pb değerini de toplamını en küçük yapan y değeri ne oluyormuş arkadaşlar? 10 bölü 7 oluyormuş. Cevap anahtarına bakayım da yanlışlık olmasın. Evet mantığı anladık mı? Anladık değil mi? Ne yaptık? Yine şekli çizdik ve Şekli yorumladık. Bu şekli çizip bu şekli yorumlamak da önemli. Özellikle özel durumlar verildiğinde. Burada y eksen üzerinde bir nokta verilmiş. Özel bir durum var. O yüzden bu şekilde şekli yorumladık. Şimdi geldik buraya. Evet. Bak soruların seviyesi bir tık bir tık daha artıyor. Ama hep bir önceki soru bir sonraki soruyu çözmemize yardımcı oluyor. Bu da öyle sorulardan biri. Soruyu okuyalım bakalım ne diyor. K noktasında bulunan bir kuş. Yerdeki A, B, C, D noktalarından bulunan solucanlardan hangisini alarak L noktasındaki yuvasına giderse en kısa yolu kat etmiş diye soruluyor bize. Yani K'dan gelip E'ye giderse mi en kısa olur? K'dan gelip buradan giderse mi en kısa olur? Ya da C'den giderse mi? Ya da B'den giderse mi? Ya da A'dan giderse mi en kısa olur diye soruluyor bize. Şimdi ne yapalım? Soruyu anlayabilmek için basit bir şekilde şekli çizelim kardeş. Yani K'dan gelsin mesela sanki bu daha kısa olacak böyle. Tam şöyle yapayım. Şöyle. İkisinin ortasına bir yere koyayım da. Mesela böyle. Şu ikisinin toplamının en küçük değeri mesela tam olarak buradayken diyelim buradaki noktayı bulmaya çalışalım biz. Hocam ne yapacağız burada? Şu ikisinin toplamının en küçük değerini alacağım. Yani A artı B değerinin en küçük değerini aldığında oradaki nokta nedir diye soruluyor bana. Şimdi öncelikle bir bak bana bakayım. Dostum biz bu soru tipini aslında seninle daha öncesinde çözdük. Nerede çözdük? Dik üçgende çözdük. Dik üçgendeki çözdüğümüz şeyi hatırlayabilecek misin? O yüzden bu soruyu senin çözmeni istiyorum. Ama çözmeden önce şunu da hatırlatayım. Buradaki analitik düzlemdeki verilen bilgileri de kullanmak zorundayız. K noktasını ve L noktasını bulmak zorundayız. Bir nokta verilmişse eksenler olan uzakları eşit oluyordu ya. Heh, onu kullan. Bir de eski bilgi bakalım aklına gelecek. Yapmasan hiç önemli değil. Yaparsan süpersin. Yapamazsan onda da süpersin. Çünkü niye? Yapamadığın zaman ben sana bir hatırlatma yapacağım. Aa böyle miydi? Ah be demem bile çok önemli. Bazı kritik sorularda ben bunu sana dedirtiyorum. Çünkü sen burada ah be dedikten sonra böyle bir soruyla ister üçgende karşılaş ister analitik geometride karşılaş. Ondan sonrasında böyle bir soruyu yapamama şansın yok dostum. Bak sana hatırlatmayı analitikte yapıyorum. Dik üçgendeki yaptığımız şeyi. Analitik de karşımıza çıktı. Haydi bakalım sıra sende. Çöz bakalım soruyu. Ben şimdi çözmeye başlıyorum. Şimdi dostum burada ne yapacağız? Verilen bilgiyi bir kere kullanacağız. Neyi kullanacağız? Hocam şuradaki şeyi 4'e 2 noktasını kullanayım. Şuradan geldim. Hocam buradan gelince sadece bunu göstermem yeterli olacaktır. Şuranın 4 birim olduğunu biliyorum. E 4 birim 2 birim de yukarıda olduğunu biliyorum. 2 E aynı şeyi burada da kullanalım. Şöyle geldik. Buranın ne olduğunu biliyoruz dostum. Buranın da ben 3 birim olduğunu biliyorum. Ve ordinatın da 1 birim yukarıda olduğunu biliyorum. Şimdi bak elimizde ne var? Dik üçgenler var. Bak dik üçgene dönüştü soru. Hocam A artı B'nin en küçük değerini aldığındaki değeri soruluyor bize. Yani biz neyi bulacağız? Hocam minimum A artı B değerini bulacağız. Ama uzunluk istenmiyor bizden. Dikkat. A artı B en küçük değerini aldığında buradaki değer, buradaki nokta isteniliyor bizden. E ne yapacağız burada arkadaş? Şimdi hatırla bakalım. Hatırladın mı? Ben bu noktayı burada seçersem mi? Ya da burada seçersem mi A artı B en küçük oluyor? Ya da burada seçersem mi A artı B en küçük oluyor? Burada sonuçta bu eksen üzerinde olmak zorunda. Arkadaş ben burada her ikisi de şartın aynı bölgesindeyken maalesef nerede olduğunu bu şekildeyken kavrayamam. E ne yapıyorduk biz burada? Bir tane üçgenin katlamasını alıyorduk. İster buradaki üçgenin katlamasını al aşağı doğru, ister buradaki üçgenin katlamasını al buraya aşağı doğru. E burası daha kolay olacak o yüzden ben bunu alıyorum. İstersen sol taraftakini de alabilirsin. E katlamasını alınca ne oluyor hocam? Katlamasını aldık böyle, aldık böyle. Hocam burada katlamasını alınca B iken burası, burası da B yaptı. Burası da birbirine Yaptı. Evet Yani buradaki nokta ne yaptı? Apsis değişmedi. L üssü diyelim buraya da. 3e ne noktası yaptı? Eksi 1 noktası yaptı. Aşağı doğru baktığı için. Aşağıda olduğu için. Şimdi ben sana A artı B'nin en küçük değeri nerede olur? Hocam buradayken mi olur böyle? Böyleyken mi olur? Tabii ki doğrusalken olur. Bak dik üçgendeki şeyi hatırladın mı? O zaman ben bunu doğrusal kabul ettiğimde A artı B en küçük değerini al. E hocam bu doğrusalsa o zaman burada dik üçgen oluşturup A artı B'yi bulmaya çalışalım demesek sakın. Burası birken burası bir deyip yediyken yedi deyip pisagor bağıntısından A artı B'yi bulmayalım. Çünkü benden A artı B istenmiyor. Benden şuradaki nokta isteniyor. Tamam doğrusal. <laughs> o zaman doğrusallığına bakacağım. Ne? K'nın şuraya da P X'e sıfır noktası diyeyim şuradaki noktaya da. P'nin ve L üstünün doğrusallığına bakacağım ben. Doğrusallığı bakılırken eğim K P eşittir. Eğim P L üstü o da eşittir. Eğim K L üstü değil miydi? Evet. Ama şimdi X'li P ya eğim K P eşittir. Eğim P L üstü dersem her ikisinde de X'i kullanacağım. İşlem kalabalığı olmasın. Ben ne diyeyim? Eğim KP P. Dur. Altına yazacaktım. Eğim K P ne eşit olsun? X'i kullanmamak için P'yi kullanmayacağım. Eğim K L üstü diyelim. Eğim K L üstüne eşit olacak dostlar. E o zaman burada bu eğimler birbirine eşitse hadi bakalım işlemimizi yapalım. Dur şuradaki şey niye böyle oldu ya altı çizili. <laughs> evet e, eğim K bakalım. Eğim K bakacak olursak hocam şuradan başlayalım. X'ler farkı ve Y'ler farkı pardon. İlk önce Y'ler farkı bölü X'ler farkı diyeceğiz. Y'ler farkı ne? Hocam 0 eksi 2 bölü X'ler farkı da x, x 4 yani X artı 4 eşittir. Sonra eğim K L üstüne bakacağım. Eğim K L'ye üstünde de Y'ler farkı eksi 1 eksi 2 bölü x'ler farkında ne yapıyor? 3 eksi eksi 4. Baksana x'ler farkına. 3 eksi eksi 4 yani 3 artı 4 yaptı. E eksi 2 bölü x artı 4 oldu burası. Burası da eksi 3 bölü 7 yaptı. Şu eksiler gitsin. Buradan 3x artı 12 eşittir 14 yaptı. O zaman buradan ne yapıyor? 3x eşittir 2 yapar ve x'i de kaç buluruz? 2 bölü 3 olarak buluruz. Evet x 2 bölü 3 çıktı. Dikkat. Et. Hocam x 2 bölü 3 ise 2 bölü 3 hangi noktada? Bak tam b noktası da O zaman cevap ne olmak zorunda gençler? B olmak zorunda. Şu gençler lafında istemiyorum ama yine ağzıma takıldık. Kusura bakmayın. Arkadaşım buradan böyle cevabı ne bulduk? B olarak bulduk. Güzel bir soru ama bak ne yaptık? İlk önce burada sana neyi öğrettim? Doğrusallığı öğret. Sonra doğrusallık verilmeden bir nokta burada bir nokta burada bir nokta buradayken şu şekilde doğrusal olmasını öğrettim. Burada da ne yaptım? Bak şartın şartımız bu ya. X80 üzerinde olması. Şartın aynı bölgesinde olduğunda bir tanesinin böyle katlamasını alıp zıt bölgesine taşıdım. Şöyle doğrusallığına bak. E buradan da bir sonuç çıkartabiliriz aslında. Bak şimdi. Bir not var burada. Dikkat. Analitik düzlemde verilen 3 noktanın A toplamlarının en küçük değeri sorulursa şartın zıt bölgesindeki şurası zıt olacak. Yanlış yazılmış. Zıt bölgesindeki doğrusallık incelenir. Bak şimdi. A'yı incelerken mesela 2 nokta verildi bize. Hocam 2 nokta şurası olsun ve şurası olsun. Hatta aynı noktayı burada da göstereyim. Bak 2 nokta şurası olsun ve şurası olsun. Eğer bizim şartımız şu eksen olursa eğer. O zaman P noktasını ben şurada seçelim. Bak şartın zıt bölgesinde olduğu için noktalar zıt bölgesindeki doğrusallığa baktım böyle. O zaman buradaki noktam burada olmak zorunda. Yani A burası B burası iken P'yi burada seçerim. Eğer noktamız bu şekildeyse arkadaşım ve Y ekseni değil de şartımız bu sefer X ekseni olursa o zaman şartın zıt bölgesini taşıyacaksın bir tane noktayı. Hani şu ikisinin toplamı soruluyorsa bize. Bu ikisinin toplamı soruluyorsa bize. Hocam şöyle şöyle olacak. Bir tanesini metrisini alacaksın. Katlamasını alacaksın böyle. İşte böyle olacak. O zaman şartın zıt bölgesine taşıdığın zaman şuradaki noktaların doğrusallığına bakacaksın. Yani bu nokta, bu nokta ve bu nokta ne olmak zorunda? Doğrusal olduğunda en küçük değerini alır. Zaten o bir önceki iki soruda da gördük. Bir soruda bunu gördük, bir soruda da bunu gördük. İşte bu şekilde şarta dikkat et. Şartın nerede olmasına dikkat et. Toplamlarının en küçük değeri sorulduğunda ne yapıyormuşsun? Şartın zıt bölgesinde olması lazım noktalar. Eğer zıt bölgesinde bölgesinde değilse de biz bir tanesini zıt bölgesine taşıyacağız. Aynen buradakini buraya taşıyacağız ya da şuradakini alıp şuraya taşıyıp şöyle doğrusallığına bakacağız. E bu şekilde ama bir de B şıkkı var elimde. B şıkkı da diyor ki bize bu sefer de farklarının en büyük değeri sorulursa şartın aynı bölgesindeki doğrusallık incelenir. Bak bunun mantığını da sana söyleyeceğim şimdi. Eğer elimizde şöyle iki tane nokta varsa hocam bir A noktası burada bir B noktası burada ve şartımız bu sefer şu olsun. Şartımız bu sefer şu olsun. Şu eksen olsun. Bu eksen olduğunda eğer bizden A ve B PA şuradan da bir P noktası seçeceksin böyle. Şuradan da bir P noktası seçeceksin. Buradan bir P noktası seçtiğinde PA PB'nin en büyük değeri soruluyorsa o zaman bak şartın aynı bölgesindeki doğrusal olan noktaya bakacaksın. Yani bizim P noktası o zaman şurada olacak diyeceksin. Bak mantığını söyleyeceğim şimdi. Dikkatli bir şekilde dinle beni. Sorusunu yazmadım ama mantığını söyleyeceğim. Yani bizim noktalar şu şekilde doğrusal olursa eğer işte o zaman PA B'yi en küçük değer olarak bulun. Hocam en, en büyük farklarının en büyük değeri olarak buluruz. Yani PA eksi PB ya da PB eksi PA şeklinde de düşünebilirsin. Şimdi niye böyle hocam? Farz et ki P noktası burada. Hocam PA eksi PB'yi bulmaya çalışacağım ya. Üçgen eşitsizliği yapacak olursam. PA eksi PB mutlak değer içerisinde küçüktür. AB olmuyor mu? O da küçüktür. Toplamları olmuyor mu? Oluyor. Bak farkları ne oluyor? AB'den küçük olmak zorunda. Bak dikkat et. Burada olursa yani üçgen oluşursa farklarına ulaşıyorum. Farkları da A AB'den ne oluyor? Küçük oluyor. Değil mi? En büyük değerini bulmaya çalışıyorum. O zaman PB'nin AB'ye en yakın olduğu durum en büyüktür. En yakın olduğu durum da doğrusal olduğu zaman bak PB eksi PA direkt bize burayı vermiyor mu? A doğrusal olduğunda da ne oluyor? Direkt şurası yapıyor arkadaş. Şurası yapıyor. AB yapıyor. Biraz önce üçgen olduğunda ne olmuştu? Hocam üçgen olduğunda farkları AB'den küçük oluyordu. Ama AB'ye daha yakın tutmam lazım. Şimdi doğrusal olarak kabul ettiğimde ne oluyor? Doğrusal olarak kabul ettiğimde de AB uzunluğu oluyor. O yüzden böyle farklarının en büyük değeri sorulduğunda da şartın aynı bölgesindeki doğrusallığına bakacaksın. Bir de şöyle verilebilir mesela. Şartımız şurası olabilir mesela. Hocam A noktası burada. Bak şimdi. A noktası burada. B noktası burada. Tamam mı? Dikkat. A noktası burada. B noktası da burada olursa. Ve şartın da bu sefer şu olursa. Yani işte P noktası atıyorum. P noktası bu sefer burada olsun. P noktası da sıfıra Y der mesela. Şartın orada olduğunu anlarsın zaten. Y eksen üzerinde bir noktaysa. Bu sefer farkları sorulursa o zaman ne yapacaksın? Hocam şartın bunlar zıt bölgesinde. Zıt bölgesinde doğrusallığa bakılmaz. Zıt bölgesinde doğrusallığa bakılmaz. Aynı bölgesindeki doğrusallığa bakacağız. Ya buradaki şöyle A'nın buna göre simetriğini alacaksın. Ya da B'nin buna göre simetriğini alacaksın. Yani B'nin şarta göre simetriğini al. Hocam B burada olur. Şimdi burada ne yapacağız o zaman? Şunu biraz aşağı doğru alayım. Çok pardon. Şunu biraz aşağı doğru alıp orada göstereyim. Şimdi burada ben B'yi buraya aldım ya. B'yi buraya aldıktan sonra şu hop şöyle seçersem eğer P noktasını tam olarak burada seçersem o zaman PA eksi PB bak AB uzunluğuna eşit olmuş oluyor. Özetleyecek olursak bu durum çıkar mı? Ya zannetmiyorum aslında ama ne olur ne olmaz diye ben işi sağlam eşeğe sağlam kaza bağlamak lazım biliyorsunuz. Eşeğin kaçmaması için. E burada da bu işi daha sağlam almak için burada sana gösteriyorum. Zaten buradaki durumu anladık. Sorularda da çözdük zaten. Toplamlarının en küçük değeri toplam toplamlarının en küçük değeri sorulduğunda şartın zıt bölgesindeki doğrusallığa bakılır. Eğer şartımız burası ve şartın aynı bölgesindeyse bir tanesini böyle simetriğine alıp böyle doğrusallığına bakacağız. Farklarının da en büyük değeri sorulursa o zaman şartın aynı bölgesindeki bak bu doğrunun üst tarafında ikisinde şartın aynı bölgesindeki doğrusallığa bakılıp P noktasını orada seçeceksin. Ama şartımız böyle olursa bak şartımız böyle olursa şartın farklı bölgesinde bir tanesini aynı bölgesine taşırsın yani katlaması yani simetrisini alırsın buraya. Simetrisini aldıktan sonra A, B, P. Bak P noktası bu şekilde doğrusal olduğunda PA A, X, Buradaki değer AB B uzunluğuna eşit olur. Yani en büyük değerine eşit olmuş olur. Bu da ince ayar. ince nokta. Bunu vermeseydim de olurdu. Bak 5 dakikadır ya da böyle 5-10 dakika arasındadır anlatıyorum bunu. E, olur da karşınıza çıkarsa sıkıntı yaşamayın diye bunu da anlatmak istedim. Şu kısım zaten anlaşıldı. Umarım bu kısımda anlaşılmıştır. İspatını da yaptım. Üçgen eşitliğinden geldi. Bazen böyle şeyler de bizi aydınlatabiliyor. Hatta ispat kısmı da bazı soru tiplerinde ispat kısmı kısımları da işimize yarıyor. Belki de bu soru çıkmayacak ama burada kullandığım ispat tekniği belki karşına çıkacak değil mi? Evet geldik örnek 13'e. Yeni nesil bir soru yazmışım burada da. Örnek 13'te de ne diyor bakalım? Dik koordinat sisteminde D1, D2, D3 dikdörtgenlerin ağırlık merkezleri sırasıyla 5'e 5, 10'a e 10, 15'e 10, 15, e 15 20'ye 20 yani 5'in katları şeklinde gidiyor. D1 yani D-1, D-2, D-3 dikdörtgenlerin de ağırlık merkezleri sırasıyla yine 5'in katları şeklinde gidiyor ama ikinci bölgede. Eksi 5'e 5, eksi 10'a 10, 15'e 10, 15. E 15 15 ve eksi yüze yüze kadar gidiyor. Dikdörtgenlerin kenarları eksenlere paralel olarak verilmiş. Tamam. Dikdörtgenlerin kenar uzunlukları 2 ve 4 birimdir. O da tamam. Aklında bulursun şurada. 2 ve 4'ü yazalım. 2 ve 4. Sonra ne diyor? Buna göre diyor D8 ve D-13 dikdörtgenleri arasındaki en kısa uzaklık çizildiğinde bu doğru parçasını taşıyan doğrunun eğimi nedir diye soruluyor. Şimdi bir kere D8'i çizeceğiz kardeşim. Şu altta mı çizelim? Çizelim. Altta çizelim. D8'i çizerken. Şimdi burada bir örüntü var. O örüntüyü yakalamamız lazım. Arkadaş bizim dikdörtgenlerimiz nasıl gidiyor? Bak D1, D2 D1, D2, D3, D4 diye giderken yukarı doğru gidiyor. Çapraz yukarı doğru gidiyor. Şuradaki ağırlık merkezi kaç? Birincisi D1'de ne? Arkadaş D1, D2, D3 diye diye giderken. D1 ne? Hocam 5'e 5. D2 10'a 10. D3 3 katı 15'e 15. O zaman D4 4 katı olacak. Değil mi? 5'in 4 katı 20'ye 20. O zaman bizden ne isteniyordu? D8 D8'i bulurken şöyle bir dikdörtgen olacak. Rastgele çiziyorum. D 8'i bulurken de ağırlık merkezi ne olacak kardeşim? Şu şekilde olmak zorunda. Dur, şunu biraz büyük çizeyim de ağırlık merkezini orada göstersin. Ya fark etmez. Şu şekilde şöyle çizdim şöyle. Bunun ağırlık merkezi ne olacak? 5 kere 8 40'a. Evet, 40'a 40 noktası olacak arkadaşım. Şurası 40'a 40 olacak. Tamam. Bunu çizdik. Sonra bir de D 13 diyor. Bunu biraz daha aşağıda çizeyim istersen. Evet, biraz daha aşağıda çizeyim. Şöyle göstereyim. Öbürün çünkü biraz daha yukarıda çizeceğim. Öbürü de D 13. <laughs> D 13 nasıl gidiyor? Hocam, bu sefer de 13 katı olacak ama bir tanesi eksili mı? Çünkü eksi 5'e 5, eksi 10'a 10 şeklinde gidiyor. O zaman 13 ile çarptığın zaman da eksi 65 e 65 mi yapıyor? Evet. Dikdörtgenimiz şu şekilde olacak. Ağırlık merkezinde eksi 65'e 65 şeklinde olacak dostlar. Şurası. Peki o zaman şimdi gel şurayı büyütelim. Şimdi buradaki ne diyor? Bu dikdörtgenler arasındaki en kısa uzaklık çizildiğinde. Hocam en kısa uzaklık bunları yapmıyor mu? Bu yukarıda ya. Yani sağ taraf aşağıdaki ve bunun da sol taraf yukarıdaki köşelerini birleştirdiğin zaman ki bu noktalar isteniyor bize. Tamam bunu bulacağım. Dikdörtgenlerin kenarları da 2 ve 4 birim olarak verilmişti. Hocam şurası şöyle geldiğimiz zaman ne oluyordu? Şöyle geldiğin zaman burası 40 noktası yapıyor. Hocam 2 birim 4 birim ya. O zaman bu buradan dik çizince ağırlık merkezinden dik çizince 2 eş parçaya bölüyor. Burada da ağırlık merkezinden dik çizince 2 eş parçaya bölüyor. Yani bunlar da 1 1 yapıyor. O zaman ben buradan şuraya ulaşmak istiyorsam. Bak şuraya ulaşmak istiyorsam. Ne yapmam lazım? Hocam buradaki noktadan 2 birim sola 1 bir birim yukarı gitmem lazım. Sola gitmek için apsinden 2 çıkartacağım. Yukarı gitmek için apsine de bir ekleyeceğim. Yani buradaki nokta -38'e 1 noktası yaptı mı? Yaptı. Yok, -38'e 41 noktası yaptı. Özür dilerim. 41 noktası yaptı. Şimdi burada da bu noktaya gelmem lazım. Şöyle geldin dik çizdin. Böyle geldim dik çizdin. Hocam bunlar birebir. Eee burası da 2 2 yaptı. Buradan da 1 bir birim aşağı inip 2 birim sağa gitmem lazım. 1 aşağı inmem demek aşağı yukarıda ne oluyordu arkadaşım? Y eksenindeki değişim oluyordu. O zaman 1 aşağı indim. Yani ordinatından 1 çıkartacağım. O zaman 2 da sağa gitmek demek. Ordinatına 2 eklemek demek. Ordinatında da 2 ekleyeceğim. Yani buradaki noktada eksi 63'e yani eksi 65'e kaç ekliyorum buradan? 2 ekledim. Eksi 63'e 65'ten de 1 çıkartacağım. 64 noktası yaptım. Burası dostum yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? Bu iki noktayı çizdiğim zaman işte dikdörtgenler arasındaki en kısa uzaklık çizildiğinde bu doğru parçası taşıyan doğrunun eğimi isteniyor. Bu doğrunun eğimi nedir? Hocam y'ler farkı yani eğim iki noktası bilinen doğrunun eğimi y'ler farkı. 41 eksi 64 bölü la farkı. Eksi 38 eksi 63 yapıyor. O zaman 40, 64'ten 41 çıkarsam sanırım 23. Yani eksi 23 bölü şu x'in toplamı da kaç yapıyor? 101 mi yapıyor? Evet 101 yapıyor ama eksi 101 yapıyor. O zaman burası ne yaptı? Eğim negatif olması lazım. Nerede hata yaptım ben? Dur bakalım bir daha bakalım. Şunun ordinatı 64 mü? Aa, ee, buradan başladım ya değil mi? 41 eksi 64 bölü eksi 38 eksi eksi 63 olacak. Özür. Yani burası ne yaptı Şurası, eksi 38 olur mu burası ya? Ay yaptığım hataya bak. Çok özür gençler. Şurası eksi 38 yazmışım. Ne kadar komik ya? Bu uyarsanız ya beni. Niye uyarmıyorsunuz? Hocam buradan 40'tan 2 birim sola gidince artı 38 yapıyor. O zaman y'ler farkı, böyle x'ler farkı. X'ler farkı derken de 38 eksi eksi 63 yapacak. Yani 38 eksi eksi 63, 38 artı 63 yapıyor. O zaman şurası 63 yaptı, burası da artı 101 mi yaptı. Evet. Yani cevap böylelikle eksi 23 bölü 101 yaptı. Evet. Evet 3 saniyelik verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dilerim. Şurayı yazarken burayı negatif yazmışım. Hangi akla hizmetse bazen yorgunluktan böyle şeyler oluyor. Yani burası 38'e 41 noktası. Burası da eksi 63 e 64 noktası çıktı. Y'ler farkı 41 eksi 64 bölü. X'ler farkı 38 eksi eksi 63'ten 38 artı 63 yaptı dostum. Ve olay bu oldu. Evet bu şekilde de bir soru yine ÖSYM tarafından soruldu mu? Sorulmadı ama sorulması muhtemel sorulardan biri. Doğru analitiğinde bu zamana kadar böyle yeni nesil soru sorma lar Bak bu sefer doğru analitinde bu şekilde bir örüntüyle karşınıza gelebilirler. O yüzden lütfen buna dikkat. Ben de size ne yaptım? Böyle bir örüntü koydum işte. D1, D2, D3 dikdörtgenlerini tanımladım. E, D-1, D-2, D-3 dikdörtgenlerini tanımladım. Ve sonuçta şöyle bir durumla karşılaştık. Ve aslında bu da güzel bir soru. Peki en aralarındaki en fazla uzaklık sorulmuş olsaydı şu noktayı ve şu noktayı seçerdik. Bunun eğiminde bu şekilde yerler farkı bölü farkından bulurduk. Evet gençler böylelikle doğru denklemlerine kadar geldik. Burada sadece iki noktası bilinen doğrunun eğimini anlatacağız demiştik. O zaman bu dersimizde sonuna geldik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde yani doğru denklemlerini şöyle tanımaya başlayacağız. Doğru denklemlerinde görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşça kal.